Öncelikle bir bayram günü e, cezaevinde bir gazeteciyi e, ziyaret etmek zorunda kalmamız e, Türkiye'de demokrasinin, Türkiye'de basın özgürlüğünün, e, Türkiye'de halkın haber alma hakkının ne durumda olduğunu başlı başına gösteren bir şey. E, maalesef e, cezaevlerinde gazeteciler, aydınlar, e, hak savunucuları, aktivistler, siyasetçiler, yüzlercesi Türkiye'de bayrama özgürlüğünden, ailelerinden, sevdiklerinden mahrum. Bunlardan sonu da e, e, maalesef e, Merdan Yanardağ. Kendisi e, sizlere, kamuoyuna şunları aktarmamızı istedi. Direkt e, kendi sözleri bunlar. E, bu yaşadığım bir demokrasi mücadelesi Sözlerim hiçbir şekilde suç değil. Ama benim üzerimden bütün toplumu ve muhalif kesimleri sindirmeye, susturmaya çalışıyorlar. Anayasa ve uluslararası sözleşmeler tarafından teminat altındaki basın ve ifade özgürlüğü ile haber alma hakkını yok etmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz antidemokratik hiçbir girişim karşısında boyun eğmeyeceğiz. Tele1 ve muhalif medya kuruluşları bu tip antidemokratik baskılara alışkındır. Zorbalığa karşı mücadele etmesini bilirler. Ben AKP mahkemelerinde ilk kez yargılanmıyorum. İlk kez hapiste yatmıyorum. Türkiye'de aydın ve muhalif olmanın bedelinin buralardan geçmek olduğunu gayet iyi biliyorum. Daha önce olduğu gibi hem adımı hem mesleğimi hem de felsefi tercihlerimin onurunu koruyarak buraya girdiğim gibi buradan dimdik çıkacağım. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü benden suçlu çıkmaz, hele terörist hiç çıkmaz. Bu süreçte dayanışma gösteren tüm dostlarıma, tüm vatandaşlara ve medyadaki meslektaşlarıma teşekkür ediyor. Sevgi, saygılarımı iletiyorum dedi Merdan Yanardağ az önce Silivri cezaevindeki koğuşundaki görüşmemizde.